wanna see me winning, so they wanna fuck with me. They used to be my enemies, yeah. Now they see me winning, so they wanna fuck with me. Fell in love with a bang, living the dream insane. Hayır, bugün hiç win alamadım. Bize gelen takımlar niye böyle? İnşallah ben win alırım diyebilir miyiz bro? İnsanların da şimdi göz zevkini bozmayalım ya. Bir şey... Of, minyonlar vuruyor sanıyordum ben. Vurmuyormuş bu arada. Bu ne oğlum? Buff falan mı aldı bu çar? Oha! Hiç bir levelde bir Aurelion soldan tokat yememiştim bu şekilde. Adam dümdüz tokatlıyor. Of, çok vuruyor la. Bunun counter play yok mu early game'de? Hani lan bu çarın early'si zayıftı? Gerçi bunu söyleyenlerden biri de bendim. Bu, oğlum bu çok OP ya, sürekli açıp kapatması. Oha! Güzel bir olay yani. Evet, tık tık açıp kapatıyor harbiden adam ha. Lane push'u da var. Çok Ryze'a benzettim şu anda. Çok kritik bir anda geldi çocuk vallahi şansa. Okey. Adamı kestim lan. S**im skatılını senin ya. Bir git işine. Okey. Easy arkadaşlar. Tiamat. Eclipse mi alsak ya? Neyse, bu oyun ilk tane Eclipse almak istiyorum. Böyle adamı sürekli 1v1'de kesmeye çalışmam lazım. Hani early game'i zayıf ya. Şimdi Hydra alıp early'mizi düşürmeyelim yani. Avantajımızı kullanmaya çalışalım. Ben Aurelion'un bu kadar hızlı böyle bu skill'ini açıp kapatabildiğini bilmiyordum arkadaşlar. İlk defa öğrendim ha. Çok saçma gelecek şu an size belki bu söylediğim. Ama ilk defa böyle Aurelion'un bu skill'inin böyle kullandığının olmadığını öğrendim yani. Yani kartuş Q'su gibi bir şeymiş bu. Diğer gelen, benim karşıma gelen Aurelion oyuncuları hiç böyle oynamıyordu yani. Q'yu açıp kapatmıyordu böyle yarım saniyede bir. Late alır mıyız arkadaşlar? Eclipse'imizi ne kadar erken bitirirsek o kadar hızlı şov yapmaya başlayabiliriz. Puh, bitirdik ha neredeyse bu arada. 80 gold kaldı arkadaşlar. Hiçbir şey vallahi. Kaç zırhı var bunun? Tek atar mıyız? Bir denemeye değer gibi. Çok hızlı gidiyorsun lan. Buna k***m ya. Al lan şunu artık hızlı. Lan buna koyayım ya, trolledik. Yardım edecek. Ulti ulti ulti. Vay be ya. İyi kesecektim, ne güzel. Aurelion'u kesecektik. Kötü denedik ama ya. 2v3'ün sonuçta. Bu şerefsiz Rakan ultisi var mıydı? Ultisi olsa belki kaçabilirdim ha. Ulti atsaydı orada. Uf, güzel shutdown aldı lan adam. Ama Rakan aldı. Chat lol, hangi itemi alabiliriz? 10 gold kaldı. Tamam, uzun kılıcın parasını bekleyelim. Bu şekil not bad ya. Fena değil, idare eder. Çok temiz. Lan kesecek mi böyle? Hasir. Oha oğlum, çocuk full tank kasıyor lan, nasıl kesti? Maybet abi. Hasir, onu da kesti. Oha. Yardım 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 yardım. Aga PC parçası sorduk, kimse cevaplamıyor AQ demiş. Kardeşim burası donanım haber mi a**ayım? Sanki donanım haberde konu açmışsın da kimse cevaplamamış gibi böyle geldim biz. Burada posta koyuyorum brom ya. Artık senin bir ölme zamanın geldi brocum. Artık senin bir ölme zamanın geldi yani. Bir tane şey alayım mı ben ya? Chat, Aurelion aşırı bozuk. Ben bunun böyle 13-14 levelde, 15 levelde patladığını düşünürken Char 10 levelde patlamaya başlıyor artık. Yani Malmortius alayım mı diye soracaktım size de. Siz de bir cevap verirseniz sevinirim arkadaşlar. Hydra mı Malmortius mu sizce? Bence Malmortius ya. Malmo 3 AP var. Chat, bir tane de tank var Allah aşkına. 0-5 oynuyor Jinx. Çok güzel bu oyun için biçilmiş kaftan bir item ya. Hydra mı? Abi Malmortius çok güzel gidiyor bak. Bu oyun için çok iyi chat. Bak 0-5 AD carry, tank, AD. Tam AD var ama tank. AP, AP, AP. Bence iyi ki aldım diyeceğim ya bir ara. Oy! Akar! Hayır 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 hayır. A**ayım ya. Oğlum kaç saniye CC'ydim? Flash atmak istemedim ama. Gerçi 200 saniye flash'ım var. Niye atmıyorum ki? Kim vurdu bana bu kadar? Orun çok vurmuş be. Vallahi kurtulsaydım şey diyecektim. Eclipse'i patlatsaydık son saniye. Malmortius'un gücü diyecektik ama öyle olmadı. Şu an bu oyundan sonra Aurelion sola bakış açım tamamen değişti. Böyle değildi bu çar. Vallahi billahi böyle değildi bu çar.
Kötü oynadık ama kestik itemimizin gücü sayesinde. Bence Aurelion Sol şu an çok freebim bir karakter ya. Kaç 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 kaç. Run. Hayır. Oğlum bu karakter ne böyle ya. Koyayım Aurelion Sol'unuzun, yemin ederim bu oyundan sonra Aurelion banlayacağım. Hangi item alayım ya? Bence Tiamat patlar abi. Tiamat'la hızlı hızlı lane pushlayalım ama oyun çok fiesta ya. 35 tane kill var oyunda. Geliyorum geliyorum geliyorum. Ama birini kesemeyiz ya, salak mı orayı? Kayle yarsın ya. Hadi abi gücümüzü kullanalım. Ana Jinx Kayle kesiyor lan. Ama bir dakika, adam bire bilmem kaç oynuyor. Bu ne ya? Chat, bu oyun hakkında ne düşünüyorsunuz abi? Biz nereden patlak veriyoruz? Biz biz taptan baya patlak veriyoruz ha. Brad Balcı, ZX Smurf Chat'in özel bodybuilding coaching yapıyor diyebilir miyiz ya? Adam her soruyu cevaplıyor vallahi bir daha. Atatürk'ün örnek gösterdiği sporcu. Ya bu Nidalee'nin böyle şımarmasına çıldırıyorum ben ama. Lan sen ne yapıyorsun burada? Ananı satayım. Run 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 run. Abi bizim bir Hydra bitmedi ya. Oğlum Jinx çok gerideydi. Jinx'i de oyuna döndürdünüz. Vay anasını avradını. Okay. Farmları bırak da farm yapalım kardeşim. Hydra bitireceğiz. Bana kulumun çocuğu seni. Ben niye her saniye deprem oluyormuş gibi hissediyorum? Gel al. Rakan ulti tutturamıyor diyebilir miyiz arkadaşlar ya? Aslan kardeşim Rakan ultilerde küçük sorun oluyor. Deprem oluyor olabilir çünkü. Ya yok olmuyor, koltukta bir sorun var. Ama ola da bilir yani. Yani çok tribe giriyorum, bu sefer gerçekten olacak, ben hissetmeyeceğim. Diyeceğim ki koltuk sallanıyor herhalde. Gerçi hissederim. Şu an çok hassasım o konuda. Oğlum of, adamlar var ya fena bombo combo yaptı ya. Ben al uzadık burayı. Chat galiba komp farkından veriyoruz maçı ya. Tam çözemedim ama. Bizim top lane'imiz 3-10 oynuyor bu arada arkadaşlar. Bizim top gerçekten çok kötü. Biz bu oyunu split push'la kazanabiliriz sadece. Biz fight attığımız anda oyunu direkt kaybetmeye mahkumuz diye düşünüyorum. Ne diyorsunuz? Aurelion Sol, Krinchar, Unlucky. Evet Aurelion Sol da çok güçlü ya. Vallahi billahi. Doğru arkadaşlar. Onun da etkisi büyük. Arkasında Lulu ile Orm var bir de. Adam çok rahat oynuyor. Frontline'ı var, yanında bir de pet support'u var. Çok rahat oynuyor. Oğlum nasıl böyle, ne bileyim, ölüp ölüp böyle lane'de sonra bir anda böyle tek atan bir char olabilir ya? Aurelion Sol'u niye nerflemiyorlar? Mesela Riot ne için nerflemiyor Aurelion Sol'u? Ya da nerfliyor, bulamıyor mu çözüm? Bak split yapmamız lazım. Fight attıkları anda kaybedeceğiz. Bırak inhibitor açsın adamlar. Bu nerf'li hali yeni geldi. Oha bu yeni gelen nerf'li hali mi bu? Riot Games diyebilir miyiz ya bu konuyla alakalı arkadaşlar? Vurun abi ya şöyle. Ara ne kadar verecek bu? İyi ki verdi bir şeyler. Kafi kafi. Hadi atalım, sen taşırsın diyor. Ben bir Hydra'yı bitirseydim kardeşim. Bakacaktık duruma göre. Ne oluyor? Hadi Jinx'i kesin lan. Lan oğlum bir yedi oynayan Jinx'i kesin la. Hadi adamı oyuna döndürmeyin. Hydra'yı vallahi bu oyun geç bitirdik. Aha. Uf, şunu alırsam çok iyi olur ya. Durumumuz fena değil. Stack kasmamız lazım. Lulu çok kanserliyor bu arada arkadaşlar ya. Lulu ciddi anlamda çok kanserliyor.
Lulu'yla Ornn Aurelion Sol'u ciddi anlamda oynatıyor yani. Direkt kuleye çökeceğiz abi. Yapın oğlum şeklinizi. Şöyle ya, Split abi, Split 5v5'i adamlar kazanıyor artık. Bunu bir kabul edelim. Doğru muyum? 5v5'i bizim oy Kayle oyunda oyun olmadığı için, üstüne bir de ölüp ölüp adamların hepsini fethettiği için adamlar kazanıyor. Önce biz bunu bir kabul edeceğiz yani, gurur yapmayacağız bu konuda. Aurelion Sol'un skilline bak ya. Maçı taşıyor ya aptal skill. Siktir. Ha, GG ya. Pozisyonum yok maalesef. Kayle harbi fillemiş. Gijiz. Taşıyabilirdim pozisyonum olsaydı. 5 ve 5'in hepsini kaybediyorduk. İnatla da fight atmaya devam ettik. Bak, Elo Master 200-300 LP'lerde olmasına rağmen yapılan hatayı görüyorsunuz değil mi? Split push atmalı kompta. Top lane'iniz fiddliyor. Adam 0-3-15 mi oynuyordu, hatırlamıyorum. Mesela bu oyun bizim kesinlikle split yapmamız gerekiyordu ama fight atmaya zorlandık biraz ya, ne bileyim. Çok fight'a böyle fight'ı tercih ettik yani. Fight'a atıyorduk, kazanamıyorduk yani. Ornn en önden yardırıyordu abi. Çok fena bir şekilde taşıtıyordu maçı sonra. Arkadaşlar ya, Drakter şu bant kelimesine nasıl blacklist'e ekleyeceğiz ya bro? Şu bant kelimesini kullanmasın insanlar artık diyebilir miyiz arkadaşlar? Psikolojimiz bozuldu valla. Niyazilo sıkıldın mı bant şakasına? Yok, sıkılmadım bro, çok gülüyorum. Çok kaliteli komik bir espri. Maşallah. Süpersin. Cem Yılmaz'ın şirketine mail at, bu şaka için sana tazminat ödesinler. Of ya. Flash atmayı düşündüm de. Bu hasarı yemem de kötü oldu aslında. Bir şey fark etmiyor yani. Şu an ölmeye çok müsaitim. Stun yemedi lan, niye? Ne alaka? Az liseli olmuşsun diyebilir miyiz diyor. Sakalı kesince kaç yaş küçülüyorum? Mesela sakallıyken kaç, sakalsızken kaç? Arada bir 5 yaş var mı yoksa 3-4 yaş falan mı oynuyor? Bence bir şey değişmiyor ya abi. Her türlü yaşımızı gösteriyoruz anasını. 30-20, oha abi 10 sene de koymam be. Vallahi billahi. 10 yılda eklemezsin yani. 20 yaş gençleşiyorsun diyor. Bu kadar mı fark eder? Otum yok. Doran kalkanı var. Çocuk canını dolduruyor. O yüzden o şeyin gankinden sonra çok okey değil yani. Raid'i kazanıp kesmeye çalışman falan. Gerçi yine denemezdim de. Adamlarda 3 AP var bu arada. Olaf True Damage atıyor. Bu oyunda aslında bir tane Malmortius alabiliriz de Kata AD de vuruyor ya. İlk tam kararımı alalım arkadaşlar. Adamların kompu bu oyun ciddi anlamda iyi çünkü. Madem borca gireceğiz, iki tane pot alalım ya. Bu supporttan seni ne zaman ganklenecek? Kata'ya nasıl eziliyorsun Zed'le Azir Zor? Oğlum niye bu kadar toksiksiniz lan? Rakan gank attı, potlarım bitti arkadaşlar. Ayrıca Zed'le Kata'ya karşı öyle de kill alamazsınız ki zaten. Yani hep Gold Elo maçları izlediğiniz için biraz garip geliyor siz, olabilir size ama. Chat'te bazıları acayip toksik ya, yemin ediyorum arkadaşlar. Yayıncılık zor aslında ha, bak size şu an kolay geliyor. Hani oturduğunuz yerden para kazanıyorsun falan, ayağı yapabilirsiniz. Ama yayıncılık gerçekten her insanın mentali kaldırmaz. Hani zor bir iş demiyorum ama mental meselesi diyorum. Mesela var mı ben direkt yayın açtığımda kötü yorum gelse bile, işte troll yorum gelse bile baş edebilirim diyen? Muhtemelen baş edemezsiniz, %1 milyon ihtimal veriyorum kavga edersiniz o kişiyle İlk yayınınızda. Ama bazı insanların mentali çok sağlam. Şey diyor mesela, ya diyor kanka hadi işine bak falan yapıyor. O tarz mentale sahip insanlar da var. Discord odasına girdiniz. Mesela ben size muhabbet ediyorum. Geldiniz, chatte bir tane labali çocuk var. Küfür etmiyor ama. Siz onu böyle iğneleyici konuşur musunuz yoksa direkt küfür mü edersiniz? Böyle sorayım siz. Discord'dan muhtemelen anlar cevap verirsiniz. Allah'ına söylerim diyor işte bak. Tövbe tövbe. Alttan alttan iğnelerim diyor. Özel odaya alıp söylerim diyor. Oğlum yetkin yok, yetkin. Seçenekleri kendi kendine bir şey yapma, esnetme. Sen ne yapardın Azizlol? Ben tepki vermezdim ya. Ben öyle Discord'da biriyle kavga etmem yani. Yenilmez olsa bu arada keserdim ha. Flashlardım, keserdim muhtemelen.
Yenilmez OP OP diyebilir miyiz? Güzel. Eclipse'imizi bitirdik chatlol. Let's go. Hırsız Meto vardı, sürekli 5 lira atıyordu. Meto nereye kayboldu ya? Ignite'ı erken attım diye düşünüyorum bu arada. Ignite'ın hareket hızına ihtiyacım olacaktı çünkü benim. Plate alır mıyız diyeceğim de ölür müyüz ya? Öyle de biliriz ama. Botu bitirmiş mi bu çocuk? Yok. Run, 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 run. Lan yok, yenilmez değil. Ignite'ın yanlış timing'de kullanılması bence buradaki tek hata. Ben o kadar mesafeyi kapatıp düz koşacağını düşünmedim. Botum var ya. Flash'ı yakalamaya atacaktım. Flash'ı yakalamaya attım zaten, o da flash attı kardeşim. Oğlum ne oluyor? Bizim takım kaybediyor mu ya yine? Aynen. Top 2 oyundur top lane'den dolayı oyunu kaybediyorum ha. Ulan bir tane top lane bu kadar etkili olabilir mi ya? Top lane memur lane amına koyayım. Ankara'da yaşayan birisi top lane oynamalı dedik. Dalga geçtik. Esprisini yaptık. Top lane geldi, 2 oyundur oyun taşıyor karşımızda. Vallahi top lane'den nefret ettim ya. Okay. Bir yöne çizmesi almak istiyorum ama saçma olur ya, hızlı gider geliriz, bir şey olmaz. Niko Olaf'a karşı nasıl bu kadar çok geri düştü? Olaf güçlü mü ya şeye karşı, Niko'ya karşı? Oo güzel dojluyor ha. Çok güzel abi, shutdown doğaldı. Harika oldu vallahi billah. 150 canlı aldık adamın ha. Botumuz iyi durumda ama çocukların farmı da eşit yani, o yüzden hani önde diyemiyorum şu lane. Geliyorum. Oy 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 oy. Oy lan. Nasıl ya? Ya abicim sen yeter artık Niko ya, bizi parçaladın be. Var ya öyle öyle bir hal oldun ya. Amına koyayım senin. Ya. Vay be, kaçabilirdim ya, benim hatam. Şunun kronometresi çok canımı sıktı ya. Tilt oldum adama. Rengar'ı Annie stunladı. O kadar hasar vurdular. O her şeye rağmen bizim en fed adamımızı, AD carry'mizi kesti Rengar. Çıktı, çıkıyordu neredeyse yani. Ben gitmesem kaçacaktı belki de. Yani yine mi komp farkı? Abi adamların charları bizimkinden daha güçlü duruyor ya. Ne bileyim. Tamam bizde CC var falan eyvallah ama bizimkilerin çıt kırıldım böyle. Aman yarabbim neler oluyor bu maçta. Abi Drake var. Ben en iyisi base atıp geri geleyim hızlı bir şekilde. Niko yine öldü. Niko senin amına koyayım Niko. Bizim oyunumuzu bitirdin be. Ya bu top lane'ler neymiş ya gelen? Yeter artık ya. Mutol yapalım mı? Çok ping atıyorlar zaten, çocukların pingi de çok işe yaramıyor. Kendi aralarında kavga ediyorlar. Topa tank hero almadıkça kayıp oluyor ya. Vallahi 2 oyundur top lane'imiz bizim intliyor chat. Çok güzel, çok güzel. Ben niye girdim ki? Chat bu takımla hiçbir şekilde kazanma şansımız yok bence ya. Nasıl taşıyacağım maçı ki? Bu tarz oyunlarda yenilmez lazım da işte. Abi nereden bilebiliriz ki adamların bu kadar şüfede olacağını. Ama yine dediğim gibi yani oyun early game'de bitiyor gördüğünüz gibi. Oyunların hepsi early game'de bitiyor be. Karşı midde olsan oyun çoktan bitmiş diyebilir miyiz? Ya bitti değil de yine buralarda olurdu oyun herhalde ya. Kazanıyor olurduk yani. Keserdim ama şeyi ben çok. Niko'yu en iyi Sivir'i çok keserdim. Baksana abi adam 1v4 özgüvenli bir şekilde oynuyor. Ne çalabilirler? Hep taptan patlak veriyoruz ama. Olaf bizde olsaydı ne olurdu? Bence oyunu rahat kazanıyor olurduk. Ne yapıyorsun oğlum? GG's bu arada. O kadar güzel oynadık bu arada. Güzel girdiler, ona rağmen kaybediyoruz. Yok abi mümkün değil. Ne çalacaklar şimdi? Oğlum verin FF'i ya. Zorlamayın. Keşke bozsaydım be. Adamların kompu gerçekten çok iyi. Şu an FF'e ne o demeleri acı çektirecekler bize, bizim takım. Hule mule alayım bari abi. Oyun çok kötü be. Ah.
Abi şu kuleyi bir alamadık be. Oğlum daha şeref kulemizi alamadık oyunda arkadaşlar, düşünebiliyor musunuz? Amortius alınır bence ya. Arkadaşlar bir şey söyleyin, ona göre build yapayım ya. Karşıda 3 AP var abi. Ya çok da kötü olmaz. Bir boka yarar en azından. Testere de alabilirim ama testere ne boka yarayacak? Rengar için, Olaf için gerçi işe yarar o da. Testere ya da Malmortius. Seçin abi birini. Seril de ben çok okey demiyorum bu oyun için ya. Seril de gerek yok şimdilik. Koruyucu melek bile olabilir ya. Niye biz bu itemlerle uğraşıyoruz ki? Onlar alır herhalde ya. Ben buradan biraz split yapayım, güçleneyim diyorum. Yani Fiddle alır. Kartuş almazsa. Rahat alır. Güzel. Map'te yapacak bir şey yok arkadaşlar. Kule alalım diyoruz. Kuleyi de alamıyoruz. Koruyucu melek alayım ya direkt. Şeyi satıp. Şu şu zımbırtıyı satıp. Saçma mı olur? Bence kalsın o. Testleri alıp AMK mı alayım bir de? Bence şöyle bir build son fight olacak gibi hissediyorum. Daha iyi olur. Bana böylesi daha iyi gibi geldi. Sizi bilmem. Bence bu en iyisi ya. En iyisi bu yani. Bence de değil yani. Öyle gözüküyor. Rakan var diye bu arada ulti atamadım. Katanın Q'su çöp oldu. An**ayım be. Koruyucu melek çöp oldu yani. Olsa da olmasa da bir şey değişmiyormuş. Dönmez gibi azıcık. Nasıl dönmez brom? Adamların maçı çoktan bitirmesi gerekiyordu. Bu şu ana kadar döndüyse daha da dönebilir yani. Bütün Blue'yu benim almam lazım ama. Şu çocuk çok garip oynuyor ya. Sal artık a**ım Fiddle'ı. Eyvallah. Yapma ya. Kartuş'tan nefret ediyorum, Kartuş'tan. Kazandık gibi ya da kazanamadık. Maybet ya. Benim iyi oynamam gerekiyordu. Kötü oynadım. Ah. Uf. Ya 4v5 oynuyorduk. Ben sattım maçı ya. Olaf'ın ultisini düşünseydim. Şey Olaf'ın diyorum pardon. Karşı ultisini düşünmeliydim. Bu arada feedback geliyor ama böyle adamları reportlayınca çok da işe yaramıyor gibi hissediyorum ya. Siz ne düşünüyorsunuz? Of çok iyi oynamışım ya. Bu ne oğlum ya? Gerçi bu çocukla da alakalı. Ya bu çocukla alakalı tabii de. Bak mesela kötü bir adam gelince maç geçmiş hep böyle oluyor arkadaşlar. Bu normal mi yoksa şey mi? Hani şans falan mı yoksa gerçekten Riot bana böyle win trade adam mı atıyor ya da boosted? Gelen adamların maç geçmişine bakıyorum takımındaki mesela feedleyen birisinin. Maç geçmişi fix böyle. Çok ilginç, çok ilginç.